HRT Akdeniz Her Yerde ekibi Hatay'ın Erzin ilçesinde sivil toplum kuruluşu ve odalarla buluştu. HRT Akdeniz TV her yerde. HRT Akdeniz TV Erzin'de. Ben Talat Ersoy. Ben Şeyda Görmez. Narinciye üretiminin kalbi, denizi ve yaylası ile bu güzel ilçemizde HRT Akdeniz Her Yerde sloganı ile sizlerle birlikteyiz. Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Soylu, Erzin Ziraat Odası Başkanı Ahmet Keskin, Erzin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Servet Canatar, Ziraat Mühendisi Tayfun Karaman ile STK ve oda üyelerinin katıldığı programda Erzin'in sorunları konuşuldu. 10 bin dönümünde zeytin, 6 bin dönümünde de meyve veya zepse var. Biz Türkiye'nin en çok narenciye üreten ilçesiyiz. Büyüklerimiz şöyle bir soruyu kafasından geçirsinler. Bu 130 bin narenciye bahçesi bir an için tarım olarak düşünürse, amaç burada gelir ise, bu 130 bin dönüm yerin işlenmesi ve geliri tam rentabl bir şekilde yapılırsa, ben düşünüyorum ki bu sanayi gelirinden aşağı olmayacak. Şimdi buraya yapılacak olan sanayinin yanı sıra bizim burada bacasız, az önce şey yaptı, dönümünde söyledi, 130 bin dönüm bacasız bir fabrikamız var. Türkiye narenciye üretiminin %20-25'ini tek başına karşılayan bölgedeki narenciye üreticileri adına konuşan yetkililer yaşanılan sıkıntıları HRT Akdeniz Her Yerde ekibine anlattı. Benim hayalimdeki Erzin'de yaşanabilir, yeşil, efendim ekonomik gücü yüksek, insanları refah içinde yaşayabilen, mutlu, güler yüzlü, insanlarla dolu bir Erzin hayal ediyorum. Eğitim alan gençlerimiz Erzin'de durmuyor. Yani göç alıyoruz, eğitimsiz kimselerden göç alıyoruz. Göç veriyoruz, eğitimli kimseleri dışarıya gönderiyoruz. Evet. Bu da Erzin'in büyük bir kaybıdır. Tüm insanların sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde olmalarını istiyorum. Başka hiçbir isteğimiz yok. Evet, teşekkür ederim. Programın en can alıcı konusu ise Erzin'de ve bölgede yapılması planlanan, çok yakın bir zamanda uygulamaya geçecek olan termik santrallerdi. Programa katılan konuklar Erzinlilerin tek yürek halinde termik santrallere karşı olduklarını söylediler. Şimdi burada halihazırda bir tane doğal gazlı termik santralimiz var. İkinci bir termik santralin da doğmak üzere zemin etütleri yapılıyor. Evet. Yeraltı zemin etütleri yapılıyor. Ruhsatı ve çeti çıkmış. Yeraltı zemin etütleri yapılıyor. Bir ikinci bir evladımız daha olacak. O da kömürlü. İnşallah bu da Güney Afrika'nın kömürlerini yakacağız, elektrik üreteceğiz, sözde Orta Doğu'ya satacağız. Ama hani bunun da arkasının geleceğini duyuyoruz. Olan projelerden iyi kötü haberlerimiz var. Evet. Burada yaklaşık olarak 900 kilometre kare bir alanı etkilediği İTÜ profesörleri tarafından söylendi. Fakat şöyle bir olay var. Buraya kurulacak olan nasıl düşünülen termik santraller kurulduğu takdirde bizim hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Çünkü bizim derdimiz yaşamak veya ölmek. Evet. Eğer bunlar buraya kurulduğu takdirde ki şu anda bir tane kurulu termik santralimiz var. Çalışıyor. O doğalgazla çalışıyor. Onun doğaya verdiği zararın 50 katını verecek olan kömürlü santraller düşünülüyor. Evet. Dediğiniz gibi 6 tane. Şimdi bunlardaki en büyük işletme maliyeti de filtrasyon. Yani bacadan çıkan dumanın filtre edilmesi. Bizim korkumuz termik santrallerden değil, korkumuz onların kontrolünden. Termik santralden çıkan gazlar tarım ürünleri, hayvanlar, su varlıkları ve ormanlar üzerinde kalıcı tahribat bırakıyor. Yine bu termik santrallerden çıkan kükür dioksit, azot oksit ve partikül madde gibi maddeler içerdikleri ağır metallerle insanların merkezi sinir sistemini etkiliyor. Anormal doğumlara sebep oluyor ve gelişme ve öğrenme yeteneğini azaltıyor. Yine santrallerde çıkan küllerde var olan radon gazı kanser vakalarında artışa neden oluyor.
santrallerin bacalarından çıkan gazlar asit yağmurlarını oluşturuyor ve yağan yağmurlarla toprağın kimyasal yapısı bozuluyor. Haliyle tarımsal verim düşüyor, ağaçlar kuruyor, hayvancılıkla ilgili faaliyetler zarar görüyor. Yani bölgede oturan bir vatandaşın hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık yapması zor. Termik santrallerde soğutma, temizleme ve buhar elde etmek için bol miktarda su kullanılıyor. Kullanılan bu sular daha sonra atık halinde toprağa, yeraltı sularına, denize ve akarsulara boşalıyor. Böylece suyumuz da kirlenmiş oluyor. Suyumuz bozulmakla kalmıyor, sudaki yaşam zinciri de bozuluyor.